Bu çıkışının kime yaradığına baktığımızda kongrede yapmış olduğu hatalardan dolayı 18 tane milletvekilinin Meral Akşener'i protesto etmesi, grup toplantılarına katılmaması, parti içindeki problemlerin Türkiye'nin gündemine girmesi, basının gündemine girmesi, bütün bunlar gölgede kaldı. Hatta grup toplantılarına katılmayan milletvekilleri Ümit Özdağ'ın bu çıkışından sonra koşa koşa grup toplantılarına katıldılar. Hatta Burak Avuncu'nun FETÖ'cü ve oligarşik ahlaksız bir siyasetçi olduğu, emek hırsızı olduğu, kendilerini tasfiye ettikleri iddiasıyla karşısındaki Ersin Beyaz'ı destekleyen bütün grup, dikkat ederseniz Burak Avuncu'ya destek mesajları vermeye başladı. Demek ki baştan beri planlanan Burak Avuncu'nun Meral Akşener sonrası İYİ Parti'de genel başkanlık projesi hiç sekteye vurmadan hızla ilerlemeye devam ediyor. Ümit Hoca'nın bu çıkışıyla Burak Avuncu sadece bugün 22 tane gazetecinin köşesinde yazılmayı yazıldı. Yani bunu hak edecek ne yaptı bu Burak Avuncu? Burak Avuncu bir ilim adamı mı? Burak Avuncu'nun siyasette bir hikayesi mi var? Burak Avuncu'nun özelliği ne? Bunları hiç kimse sormadan, bakın Türkiye'de böyle bir şey var. Yani bu parti taassubiyeti. Tıpkı cemaat ve tarikatlarda şakirtleştiren, mankurtlaştırılan bir anlayışla siyasi partilerin taraftarlarını da Türkiye'de adeta bir tarikat varı, bir cemaat varı hale getirdiler. Dolayısıyla hep bunlar kazanmış oluyor. Şimdi Ümit Özdağ'ın bu çıkışının, Burak Avuncu'nun, tanınmayan, bilinmeyen bir Burak Avuncu'nun Türkiye'de tanınan ve en popüler isim haline gelmesini sağlayan Ümit Özdağ'dır. Hatta ve hatta Meral Akşener'e parti içindeki büyük bir muhalefetin bitişini de sonlandırma açısından da Ümit Özdağ sayesinde olmuştur. O zaman Meral Akşener'in ve Burak Avuncu'nun Ümit Özdağ'a teşekkür etmesi lazım. İşin bu tarafından bakmak lazım. Ne demiştik başında? Bir eylem kime yarıyorsa sahibi odur. Buradan Ümit Özdağ'ı bunlara yardım yapmak için gizli bir mühendislik çalışması yaptığı imasında bulunmuyorum. Tam aksine bu çıkışın bir bireysel çıkış olduğunu, o yüzden Ümit Hoca'ya geç kaldın dedim. Çünkü bazı doğrular, bazı tepkiler zamanında ortaya konursa anlam taşır. İkincisi, FETÖ'cülük suçlaması Türkiye'de artık birbirini düşman olan kabileler, kan davalılar bile artık FETÖ'cülükle birbirini suslayarak rakibinin ortadan kaldırılmasının en kolay yol olduğunu biliyor ve benimsiyor. Dolayısıyla bu herkesin dilinde pelesenk olmuş. Yüz binlerce insan suçsuz yere mağdur edilmiş bir atmosferde kesin deliller elinizde olmadan biri için FETÖ'cü demek o insanı artık mağdur yapıyor Türkiye'de. Sevimsiz değil, sevimli hale getiriyor. İnsanlar korkup onu bırakmıyor, daha çok onun etrafında kenetleniyorlar. Bunu da Burak Avuncu'nun meselesinde görüyoruz. Evet, Orhan Kavuncu, Profesör Doktor Orhan Kavuncu'nun oğludur Burak Avuncu. Orhan Kavuncu bizim dostumuzdur. Birlikte Büyük Birlik Partisi'nde merkez kararda yıllarca çalıştık. Ben İstanbul İl Başkanlığı yaptığım bir partide o da genel başkan yardımcısı olarak da görev yaptı. Kavuncu ailesinin işte FETÖ'cü, yok işte CIA filan, ben bunları yani aynı biraz önce dediğim gibi bir sıkışan, rakibini ortaya kaldırmak için ortaya atılan bir takım mesnetsiz şeyler olarak görüyorum. Yani Türkiye'ye bu ahlakı, bu adeti getirenler inşallah vicdanları sızlar. Çünkü en ufak bir şeyde ülkücü hareketin içerisinde işte okyanus ötesinin, yok Pensilvanya'nın, yok oranın buranın adamı diye diye herkesin kanıksadığı, diline pelesenk yaptığı bir suçlama tarzı oldu bu. Ben Orhan Kavuncu'ya, efendim Kavuncu ailesine kızmıyor muyum? Evet, ben de kızıyorum. Nereden kızıyorum ben? Hangi taraftan suçluyorum? İşte bu oligarşik ahlak dediğimiz. Azınlığın çoğunluğa tahakkümü. Entrikalarla, hakkaniyet ölçüleriyle olmayan yönetim, makam ele geçirme anlayışını.
Kendileri bir yere geldikçe yine o oligarşik ahlakla etrafındaki çeteleşmeyi büyüttüklerinden dolayı kızıyorum. İşte Kavuncu'nun, Orhan Kavuncu'nun Türkiye'de bula bula Yavuz Ağıralioğlu'nu alıp İYİ Parti'ye monte etmesi Meral Akşener'in Osmaniye mitinginde kendi ağzıyla itiraf ettiği bir husustur. Şimdi görebiliyor musunuz? Bir yanda o Yavuz Ağıralioğlu geçmişi belli. Bir yanda Buğra Kavuncu geçmişi belli. Bir yanda Orhan Kavuncu ve dayısı tutuklu olan dayısı geçmişi belli. Ben dayısının da FETÖ'cü olduğuna inanmıyorum. FETÖ üstü bir CIA, daha büyük hayalleri olan ve Türkiye dışında projeleri olan, daha çok İslam Kerimov'dan sonra Özbekistan Cumhurbaşkanlığı hayali taşıyan biridir. Tutuklu olan dayısı. FETÖ'cükten şu anda tutuklu olan dayısı. Hatta bir baraj açılışında rahmetli Özal ve rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeç'in ve İslam Kerimov'un bulunduğu o açılışta tutuklu olan dayısı Alparslan Türkeç'e selam vermeyerek İslam Kerimov'a bir mesaj gönderme gayretini hatırlıyoruz. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeç bize bu kırgınlığını dile getirmişti. Bunu şimdi tekrar hafızamızda canlandırdık. Evet, bu girift ilişkiler, bunların hesabını varsa verilmesi gerekiyorsa muhatapları verecek hiç kuşkusuz. Ama bizim burada sorgulamamız gereken şey FETÖ'cülük falan böyle mahkeme kurup hüküm vermek, delilsiz, mesnetsiz bir şeyler yapmak değil. Ama mesnetli, delilli ortada bir şey var. Oligarşik bir siyasi anlayış. Küçük azınlıkların adaletsiz, hakkaniyetsiz entrikalarla siyaseti kirletmesi, yönetmeye çalışması. Burası önemli sevgili dostlar. Bir yandan da Ümit Özdağ'ın suçlamalarının en önemlisi, hepimiz buradan yürümeliyiz. İYİ Parti, hani iyi cesurların, iyi insanların ve tamamıyla sivil demokrasinin yanında olan bir partiydi. Gördünüz ki Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan görüş alarak partisine üye, efendim görevli insan tayin ettiğini kendileri ortaya çıkardılar. Bunu ben 2 yıl önce söylemiştim. Bana iftira atıyorsun diye birçok arkadaşım kızmıştı. Hatta bu iddiaların bir kısmını bugünkü dile, bu dille, bugünkü anlayışla ben de dile getirdiğimde bana birçok insan kızmıştı. Hatta Meral Akşener beni mahkemeye vermişti hasta yatağımda. Evet Meral Akşener, biliyorum bu videoyu dinliyorsun. Sen demokrat değilsin. Sen oligarşik, ahlaklı bir siyasetçisin. Kadınlığını, Türk milletinin, Türk siyasetinin kadın zaafını iyi kullanan entrikacı bir siyasetçisin. Ölene kadar bunu söylemeye devam edeceğim. Suç işlemeden, hakaret etmeden. İstersen bunları söyledim diye yine mahkemeye verebilirsin tabii. Zevkle giderim o duruşmalara, zevkle ifadeler veririm, zevkle o ifadeleri haberleştiririm, gündemde tutmuş oluruz. O yüzden mahkeme ilk tercihin olmuyor, biliyorum. Evet, şimdi burada Ümit Özdağ'ı ihraç etmeye kalkan partililer, taklacılar görüyorum, şimdi acaba...